Peri yalan söylüyor diyorum. Olmayan şeyleri uyduruyor diyorum. Bir türlü kabullenemediniz şunu. Açıkçası ben kimin yalan söylediğinden pek emin değilim. Yani istiyorsanız açıklayabilirsiniz tabii. Neden o gün Peri'yi kovaladınız? Neden eve kadar gelip kızı korkuttunuz? Buna ilgili bir açıklamanız var mı? Tekrar söylüyorum. Ben Peri'yi kovalamadım. Ben kendi kızımı niye kovalayayım? Konuşmak için eve geldim. Diyecektim ki kızım İstanbul'a taşınıyoruz. Hafta sonlarını beraber geçirebiliriz artık. Bu kadar, başka bir şey yok. Bunu söylemek için insan kovalanır mı? Hem niye eve gidiyorsun sen? Madem niyetin bunu söylemek, okula gelsene. İnce hocadan yardım alıp anlatabilirdin Peri'ye. Evin önünde beklemek de ne? Beyefendi ben evin önünde falan beklemedim. Henüz gelmiştim. Peri de o anda dışarı çıkmış, karşılaştık. O andan sonra delirdi zaten. Ne yaptım ben bu kızı anlamıyorum. Gerçekten en ufak bir fikriniz bile yok mu? Yani Peri niye size bu kadar tepkili? Benim yüzümden zor duruma düştü, belki ondandır. Bana attığı iftiralar yüzünden adı yalancıya çıktı. Ayrıca söylediklerine sizden başka inanan da kalmadı. Bir annesi. Annesi ne diyor bu olanlara? Kendisiyle görüşsünüz. Daha güzel olmaz mı? Bakın aklıma çok güzel bir fikir geldi. İsterseniz bu akşam bizim misafirimiz olun. Şöyle güzel bir yemek yiyelim. Aklınızda kalan sorular varsa da direkt annesine sorarsınız. Bilmiyorum, ben bunun şu an çok iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. İnce Hanım, ısrar ediyorum lütfen. Bakın, bu konu sizi rahatsız ettiği kadar beni de çok rahatsız ediyor. Çünkü üzerime çok aptalca bir şey yapıştı. Ayrıca Peri'yi artık evine götürmek istiyorum. Ve ben ne söylersem söyleyeyim, bana karşı bir ön yargınız var. İnanmayacaksınız ne söylersem söyleyeyim. O yüzden annesiyle görüşseniz daha sağlıklı olur gibi geliyor. Peki, tamam, geleceğiz. Benim gelmem olmaz. Sonuçta suçlu Peri. Ben de onların gardiyanıyım. Doğru. Peki biz Emir Bey'le gideriz. Buyurun lütfen. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Emir Bey, okulumuzun müdürü. Çok memnun oldum. Ben de. Eşimle tanışıyorsunuz galiba. Evet. Hoş bir tanışma olmadı ama. Tanıyınca seveceksiniz. Ben çok sevdim. Canım. Ben şunu vereyim o zaman. Niye zahmet ettiniz? Yok canım. Yani aslında biz yeni eviniz için de bir şeyler almak isterdik ama... Gelmeniz bile yeter. Peri için yaptıklarınızı düşününce... Bizi yemeğe çağırdığınız için biz teşekkür ederiz. İsterseniz hemen yemeğe geçebiliriz. Ben yemekleri getireyim. Bir yardımcımız var ama evi taşırken çok yoruldu. Bugün izin verdim. Ben de sana yardım edeyim canım. Biliyor muydun bu kadar zengin olduklarını? Hayır, hayır. Ben de çok şaşkınım, bilmiyordum. Biliyor musunuz, sizi kafamda daha farklı düşünmüştüm. Peri'nin neler anlattığını tahmin edebiliyorum. Yani siz böyle Peri'yi seven, böyle bilinçli bir kadın gibi gözüküyorsunuz. Nasıl koptunuz? Ben kopmadım. Peri'den kopmam mümkün değil. O benim tek çocuğum, her şeyim. Hafta sonları onu görebileyim diye bütün düzenimi bozup İstanbul'a taşındım ben. Evet ama Peri bu eve gelmek istemiyor. Yani burada rahatsız olacağını düşünüyor. Açık konuşabilirsiniz İnce Hanım. Bu konuşmaları çok yapmak zorunda kaldım ben. Üzülmem. Peri Önder'in onu taciz ettiğini söylüyor, değil mi? Siz buna inanmıyor musunuz? Siz de tanıdınız Önder'i. Siz inanıyor musunuz? Peri intikam almak için yapıyor bunu bana.
Ne intikamı? Babasının ölümü onu çok etkiledi. Önder'le evlenmemi hiç istemedi. Onu dinlemeyip evlendiğim için de Önder'i bir türlü kabullenemiyor. Ayrılalım diye onu taciz ettiğini uydurdu. Bakın bu çok ağır bir suçlama. Yani Peri de bunun boyutlarını düşünebilecek biri. Ben bu kadar basit olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Belki de Önder'in ona olan sevgisini yanlış anladı. Yeşim Hanım, bakın Peri çok zeki ve duyarlı bir kız. Yani bu durumun boyutlarını da algılayabilecek yaşta. Yani bir babanın kızına duyduğu sevgiyle olmaması gereken yanlış bir sevgiyi ayırt edebilecek yaşta. Üstelik bunları da bir tarafa bırakıyorum. Peri üvey babasını gördüğü zaman çok kötü oluyor. Yani o yaşadığı travma her neyse her saniyesinde tekrar tekrar yaşıyor. Yani siz sırf bu acıyı yaşamasın diye bile ondan bunu istememelisiniz. Neyi istememeliyim? Kızımla beraber olmayı mı? Yeşim Hanım, bence sizinle bir sorun yok. Ama eşiniz Önder Bey... Beni kızımla kocam arasında bir tercihte bulunmaya zorlamayın. Bence çay için biraz geç oldu. Biz kalksak iyi olacak. Hadi kalkalım artık biz. Peri için iyi bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ama Peri benim kızım. Ona en iyi gelecek şey de benim. Ailesinin yanında olması. Haklısınız. Ben Peri için iyi bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve bunu yaparken de onu kötülerden uzak tutuyorum. Ve onun iyiliğini düşünürken benim ona tercih edecek hiçbir şeyim yok. Hayır, bir de kalkmış Peri benim her şeyim falan diyor. Öyle evin duvarlarını fotoğraflarıyla doldurunca olmuyor sevgi. Bunların sevgiden anladıkları bu işte. Çocukları kartpostal gibi dursun karşılarında istiyorlar. Konuşmasın, itiraz etmesinler. Bunlar da çocukları hiç dinlemesin, anlamaya çalışmasınlar zaten. Ya senin öz kızın o, öz. Nasıl inanmazsın, nasıl güvenmezsin ona? Kız adamı görünce çırpınıyor be. Hiç mi anlamıyorsun? Hiç mi kuşkulanmıyorsun? İçin sızlamıyor bile. Ama bak ben o Peri'yi o evde bırakmayacağım. Yalnız başına bırakmayacağım. Bak göreceksin. Adam da sanki normal bir akşam yemeğindeymişiz gibi bana içeride plak koleksiyonlarını gösteriyor ya. Ya hakikaten evet, o neydi öyle? Hayır yani biz oraya niye gittik? Peri için gittik değil mi? Evet. Ya ben içeride kadınla konuşurken siz de adamla konuşsaydınız ya. Hayır, ne müzik dinleyip sohbet etmek ne demek? Bir dakika. Sen içeride işini halledemedin diye gelip şimdi hıncını burada benden çıkarmaya kalkma. Kim? Ben mi halledemedim? Evet. Önüne bak. Ya ben elimden gelen her şeyi yaptım orada, tamam mı? Asıl sen ne yaptın? Hayır söyle yani, yaptım da ben mi görmedim? Sen zaten bu çocuklar için ne yapıyorsun ki? En az ben de senin kadar ilgileniyorum bu çocuklarla. İlgilenmiyorsun. Bu çocukların daha çok sevgiye, daha çok ilgiye ihtiyacı var. Bu yeterli değil. Bize mi yapıyor onu? Polis arkadan selektör yapıyor. Ne oldu ki? Ben de. Ehliyet ruhsat. Memur Bey, affedersiniz. Bir şey mi oldu? Farkında değil misiniz? Kırmızıya geçtiniz. Al. Ben önüne bak dedim. Kaç kere söyledim. Bak dedin de bir türlü susmadın ki kulağımın dibinde vır 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 vır. Tartışmanızı evde yaparsınız. Araba kullanırken kocanızı rahatsız etmeyin. Memur Bey.
Memur bey, öyle dediniz ama biz karı koca değiliz zaten. Evli değiliz ki. Aa. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.